Tövbe estağfurullah. Bu ne ses be? Neyin sesi bu? Karıcığım horoz sesi ya, horoz. Horoz mu? Ne horozu hayatım? Bu bildiğin dinozor. Baksana nasıl böğürüyor. Ya hiç gülmesene. Bu komik değil. Ben burada acı çekiyorum. Ya karıcığım, sen aylarca horoz sesine uyanıp ibrik ibrik diye koşturmadın mı? Yani şimdi böyle yapman sence de biraz tuhaf değil mi? Geçmiş geçmişte kaldı Hazar. Hem bebeğimiz horoz sesinden hoşlanmıyorsa ben ne yapayım? Ha, sorun sende değil yani. E tabii. Ama kızım haklı. Baksana bu horozun sesi diğerleri gibi değil. Çok kart. Dinozordan olma, yarasadan doğma gibi bir sesi var. Bu ne böyle? Karıcığım, bu babamın yeni horozu. Özel bir cinsmiş bu. Hı, belli belli. Çok özel bir cinsmiş. Gel, gel aşkım. Bak horozun sesi de kesildi zaten. Sakinleş, rahat da biraz. Gel. Gel, kurban olurum. Tamam. Ya Allah! Tutmayın beni, tutmayın beni! Ya şimdi sen görürsün şimdi. Yeni Hint horozumu nasıl buldun Dünür'üm? Şuna bak. Mübarek bülbül gibi ötüyor değil mi? Evet vallahi. Evet maşallah var maşallah. Hindistan'dan hususi olarak getirdim. Baksana çok çok çok. Çok güzel de ben bir şey sormak istiyorum. Siz niye yine horozlara sardınız? Ne yapayım ben Dünür'üm? Bugünlerde işe gidesim yok. İş güç yok. Canım sıkılıyor. Eski kötü alışkanlıklarında geri döndü biliyor musun? O sebepten bir şeylerle oyalanmam lazım gerek. İşte ben de horozumla oyalanıyorum. Dünürüm hangi eski kötü alışkanlıklardan bahsediyorsunuz? Ayşe ile Möhteber. Ne olur yeniden evlendim demeyin lütfen. Evet demek mecburiyetindeyim benim Dünürüm. Nikah tam bozuluyordu ki ne? Öyle bir döndü işte öyle bir şey oldu yani. Ay ay nasıl oldu peki anlatsana bana ya. Şimdi şöyle üç defa ben buna boş ol boş ol boş. Aha! İşte buldum seni. Ne oluyor benim kızım? Ne diyorsun? Babacığım bu nasıl bir horoz ya? Bazı dinozora nesi yarasa mı bunun? Ne? Ne diyor kızım sen? Ya babası dinozor, annesi yarasa mı bunun? Hayır. Anası Hintli, babası da Hintli bunun. Lütfen babacığım horozunu söyle ötmeyi bıraksın. Tahammül edemiyorum sesini. Kızım sen bunca zamandır üç tane kaynananın sesine tahammül ediyorsun da benim şuncacık bülbül gibi öten horozuma mı tahammül edemiyorsun? Evet babacığım. Çünkü aslında en çok kızım rahatsız oluyor. Yapma ya. Ha tabii. Senin gebelikten dolayı böyle yüksek sesi duyarlılığın artmış. Dünürüm bunun anası da böyleydi. Ben çok iyi tanırım. Bunu hamileyken aynı sıkıntıdan muzdaripti hep. Ha ondan. Allah! Şimdi yedim ben seni. Ne yapacağım benim kızım? Ne yapacağım benim horozuma? Bıçak yok mu bıçak? Bıçak mı? Ne kıyma? Yapma. Bıçağı ne yapıyorsun? Bak eks bili bili bakıyordun. Nü bili bili bana kıyma. Bella. Keseceğim! Allah dur kızım ne yapıyorsun? Kızım dur sakin ol. Bella. Kızım evladım. Yapma Bella. Dur. Bella. Yakalayacağım seni. Yapma Bella. Gideceğim ben seni. Keseceğim. Bella. Bella. Bella dur. Kurban olayım Bella yapma. Benim geldim. Yapma yavaşçacıktan yere bırak benim bili bilimi. Bırakmam, bırakmam. Ya bu horozun sesini kesecek ya da ben onu keseceğim. Etme, eyleme. Zaten eks bili bilimi kesip suyuna payelle yapmıştım bari buna kıyma. O zaman kelepçe vur galasına. Ya karıcığım görmüyor musun babamın halini? Hadi bırak horozu lütfen, lütfen bir tanem. Evet kızım. Bak, baksana ne hale düştü Dünürüm. Alt dudağı sarktı ama çok üzülüyor. Ama doğmamış torun da üzülüyor. Sonra bütün ayarlarımla oynuyor. O yüzden başka bir yol yok. Kesilecek bu horoz. Horoz değil o billi billi. Babacığım, babacığım. Madem kızım da hoşlanmıyor, o zaman bu horozu keseceğiz. Başka yolu yok. Ne? Evet babacığım. Ha. Ha öyle mi? Aha. Tabii tabii şart, şart. Ha öyle mi? Madem öyle şart, yine şart.
O zaman verin bana. Bili bilimi kendi ellerimle kıyayım canına. Ama yavaş yavaş kes, tamam mı? Tamam benim. Yavaş yavaş ver. Gözlerini kapar bunu. Ver bakalım. Yok. Bili bili. Kaçmayacağım işte. Karıcığım. Karıcığım. Karıcığım tamam. Sakin. Sakin karıcığım. Derin derin nefes al. Hadi. Hadi. Ben keseceğim ha. Ben keseceğim. Bella. Karıcığım. Bella. Karıcığım. Bak derin derin nefes al. Böyle bak. Hadi. Bella. Karıcığım. 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 Bella iyi misin? Ay Bella kadar taş düşsün başına haber ya. Ya ne oluyor ya? Cevap vermeyince merak ettim seni. Merak edecek bir şey yok ki. Ne güzel tam da transa geçecektim. Ne transı? Yoga yapıyorum Hazar, yoga. E karıcığım ben nereden bileceğim senin yoga yaptığını? Bugüne kadar seni yoga yaparken hiç görmedim. Bu yüzden de tahmin edemedim. Aşkım, kızımız için yapıyorum ama. Bak, bedensel ve zihinsel gelişim için çok önemli. Daha iyi bir kardiyovasküler ve dolaşım sistemi için yoga şart. Üstelik stres seviyesini aşağı çekiyormuş. Karıcığım, strese geliyorsa süper. Hatta biz sana özel bir hoca tutalım, böyle daha verimli olsun. Ay hiç gerek yok, hiç gerek yok. Ben tabletten bakıp yapıyorum zaten. Aşkım tamam şimdi oradan bakıp yapıyorsun da sonra bir sıkıntı olmasın. Olmaz olmaz. Hem zaten bambaşka bir kursa gitmek istiyorum. Ne kursuymuş o? Hamile pilatesi. Ne olur hayatım. Hatta süper olur. Süper olur. Birlikte gideceğiz. Tabii ben seni götürüp getiririm. Öyle değil. Beraber gideceğiz. Sen de derse gireceksin. Sen ciddisin herhalde. Tabii ki ciddiyim hayatım. Bak sana göstereceğim şimdi. Dur açıyorum. Ha. Bak şimdi burada ne diyor? Doğum öncesi hamile pilatesi doğumu kolaylaştırdığı gibi anne ve babanın bebekle olan ilişkisini de güçlendiriyormuş. Bu yüzden de anne baba adaylara birlikte gitmeliymiş. Lütfen aşkım lütfen gidelim. Hadi lütfen benim için lütfen lütfen. İyi madem gidelim. Karıcığım ne oldu? Neye gülüyorsun? Ay, Hazar, tayt sana çok yakışacak. Tayt mı? Ben eşofmanımı giyerim giderim. Bence şansını da zorlama istersen. Tamam tamam hallederiz. Dengenizi korumaya çalışın lütfen. Evet, aynen böyle. Hocam, Bella böyle zıplamasa... Neden? Hamile ya, ondan. Allah korusun çocuk falan düşecek. Aksine, yapılan bu çalışmalar sayesinde bebeğiniz de, eşiniz de çok daha sağlıklı olacak. Ama... Hazar Bey, telaşlanmanıza hiç gerek yok. Adı üstünde hamile pilatesi bu. Daha önce birçok hamile bayanla çalıştım zaten. Lütfen sakin olun. Gördün mü? Peki. Karıcığım. Hı? Bak şimdi ne yapacağım. Ne yapacağım? Sen ne yap? Anlaşıldı. Siz eşinize bakmaktan konsantre olamayacaksınız. Teşekkürler hocam. Evet, kontrollü bir şekilde yavaşça eğilip kalkıyoruz.
topun çok fazla sağa sola gitmesine engel olalım lütfen. Ve hareketi daha kontrollü yapın. Karıcığım sen niye bu kadar fazla eğiliyorsun ya? Oh, oh. Hazar Bey, lütfen karışmayın ama. Ama hocam, benim karım tam 7 aylık hamile. 7 aylık. Böyle eğilince diye çocuk çıkarsa ne yapacağız sonra? Keşke çocuk dediğiniz şey öyle diye çıksa ama çıkmaz. Burada amaçladığımız hamilenin pelvik kaslarını güçlendirip onu normal doğuma hazırlamak. Yok hocam, benim karım normal doğum yapmayacak. Onun canı çok acır. O sezaryen yaptıracak. Allah Allah Hazar, Allah Allah. Ben normal yapacağım, tamam mı? Hazar Bey, bu sizin karışabileceğiniz bir şey değil. Lütfen şimdi egzersizlerimize dönebilir miyiz? Ya ama hocam siz de hamilelere uygun bir şey yaptırın ya. Ne bileyim böyle diye derin derin nefes aldırın. Kafasını böyle sağa sola falan hareket ettirin. Böyle şeyler yaptırın hocam ya. Hayır, siz hamileliği ne zannediyorsunuz ki? Neyse madem öyle başka egzersizlere geçelim. Karıcığım bırak bunu. Diğer egzersize geçiyoruz. Gel. Evet. Ne yapıyoruz? Hocam şimdi bunu niye taktık? Ben mi doğuracağım? Tabii ki hayır. O eşinizle empati kurmanız için. Ve onun bedeninde hissettiği değişiklikleri siz de anlayın diye. Aşkım çok yakıştı ama. Karıcığım şimdi seyret kocanı ve örnek al. Oo. Böyle geliyorsun. Yavaş yavaş oturuyorsun. Böyle hafif öne, hafif geriye. Hafif öne, hafif geriye. Gördün mü karıcığım? Senin yapacağın bütün spor bu. Bak ne güzel taşıyorum çocuğumuzu, hiç sarsmıyorum. Aşkım, şu an bebek taşıyor gibi değil, porselen takımı taşıyor gibisin. Resmen kırılmasından korkuyorsun. Bak destek, destek at. Heh. Altan. Selamun aleyküm. Buyurun. Lan sen de mi gebesin? Kaç aylık? 7. Maşallah, subhanallah. Merhabalar hocam. Biz az evvel kayıt yaptırdık da dersinize katılabilir miyiz? Evet ama bu ders size uygun değil. Daha sonra. Nasıl uygun değil? Efendim bize çok uygun. Biz çok hazırlık hamileliğe. Hatta 2 kere hamileyik. Hevesli olmanız çok güzel ama hamileliğin her ayında farklı hareketler yaptırıyoruz. Ve görüyorum ki siz daha gebeliğin ilk haftalarındasınız. Evet. 7 haftalık Allah bağışlarsa biz önceden önlemimizi alalım dedik yani değil mi gülüm? Evet, evet. Ama gebeliğin ilk 3 ayı egzersiz yapmak çok riskli. Dilerseniz ben derse devam edeyim. Dersten sonra sizle konuşalım, olur mu? Olmaz efendim. Heves etmişik, gelmişik. Biz hazırlık hamileliğe. Kayınçoma taktığın o şeyden bana da 1 tane tak, hatta 2 tane tak. Parası neyse 2 katını veririm. Karıcığım ne oldu? Nazgül! Nazgül'ü unuttuk ya. Keçe yine hamile. Hayır ya. Bugün terapiste götürecektim onu. Uf ama unuttum. Neyse ben kaçtım. Siz devam edin. Teşekkürler. Görüşürüz. Görüşürüz. Hadi selametle. Haydi. Gelebilir miyiz? Buyurun gelin tabii. Hadi gel Nazgül. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizi bir daha göreceğimi düşünmüyordum. Vallahi ben de düşünmüyordum. Ama A.I. simgeli Trabzon Burma modeli bir halkanın esiri oldum. Ha rüşvetle geldik yani. Aa yo, rüşvet deyip geçmeyelim lütfen. Kendisi tam 22 ayar 66 gram ve bugünkü kapanış değeri 13.738 lira olan bir kuyum harikası bilezikten bahsediyoruz. Olsun, sonuç olarak buradasınız. Biz vakit kaybetmeden başlayalım isterseniz. Evet Nazgül, bu saatin her salınışıyla birlikte ruhunun hafiflediğini hissedeceksin. Sadece saate odaklanacaksın, başka hiçbir şey düşünmeyeceksin. Sadece sen ve o var. Şimdi yoğunlaş. Sadece saati düşün. Düşün. Her şey aklından çıkıp gidecek, her şey silinecek. Hafiflediğini, rahatladığını hissediyorsun. Ayo, ayo hissedemiyorum. Bu önümde dönüp duran keşkem altın olsa diyorum. Haydi altın olmadın, bari altın suyuna bandırılsaydın. Lütfen Nazgül Hanım,
altını bir kenara bırakıyoruz. Yuh, bırakamam, çalarlar. Benim odamdan çaldılar, vallahi buradan da çalarlar. Kim neyi çaldı Nazbil Hanım? Uy, yanaşma olacak ciyanlar. Önce altınlarımı sonra da kocam çaldılar hep de. Lütfen Nazgül Hanım, kimsenin bir şey çalacağı yok. Saatten başka hiçbir şey düşünmüyoruz. Saatten başka hiçbir şey düşünmüyoruz. Evet. Evet. Evet Nazgül. Neredesin? Diyarbakırlı Caduşku Genel. Ne yapıyorsun? Cazgül'ün peşinden koşuyorum. O kim? Kız kardeşim 14 numara o. Çakıt. Neden peşinden gidiyorsun? Dereden çıkarttım, altın tozlarımı benden çaldı. Onları almam lazım. Vallahi çiberteceğim onu. Anlaşıldı. Cazgül'ün peşini bırak, başka bir yöne koş. Ay yok, bırakamam. En heyecanı yerinde kalmışım. Köşeye sıkıştırmışım onu. Nazgül, Cazgül'ün peşini bırak, başka bir yöne koş. Of ya, tamam tamam. Her şeyi sen bileceksin değil mi? Tamam, nereye koşuyorsun? Cangül, o bir numara sorbet. Futbol mu oynuyorsunuz? Ya sana çayırdayız, dış gün dedim. Futbol oynamayacaktık da ne yapacaktık? Tamam, Şangül'ü de bırak. Bak, annen geliyor. Hani nerede? Ha evet, orada geliyor. Şimdi annene en çok söylemek istediğin şeyi söyle. Tamam, anne. Dayı, benim adım ne? Hayır anne, benim adım Sergül değil. Sergül benim bir küçüğüm. Hayır anne, benim adım Nurgül de değil. Nurgül de benim bir büyüğüm. Ya anne, senin bir gül diye bir kızın yok. O komşunun kızı. Tamam tamam, anlaşılan annenin kafası biraz karışık. Sen en iyisi babana git. Bana uyar. Gidiyorum. Tamam. Ha, orada gördüm. Şimdi babana ne söylüyorsun? Baba, çal anne, iyisin yoksa mı yok? Başka? Baba, beni okula gönderdi. Baban ne cevap veriyor? Okuyup da ne yapacaksın diyor. Mühendis mi olacaksın diyor. He vallahi mühendis olacağım baba. Hem de kimya mühendisi olacağım. Kendi altımı kendi başıma yapacağım. Altın simgesi AU, atom numarası 79 ve kütle ağırlığı 196.97 gramdır. Nazgül, baban ne cevap verdi? Dizinin evinde otur, seni kocaya vereceğim diyor ya. Allah'ım ya. Peki sen istiyor musun? Ha vallahi istiyorum. Ben büyüyünce Kalender Ağa'nın oğlu Kıvırcığa varacağım. Ağırlığınca altın veriyormuş Kalender Ağa. Yiyeceğim yiyeceğim, çıkartmayacağım. Yiyeceğim yiyeceğim, bırakmayacağım. Her şeyi içimde tutup 80 kilo olacağım. Aman yeter be. Hipnoz hipnoz olmuyorum ben. Nazgül? Nasıl yani? Transta değil miydiniz siz? Ay transta değildim doktor. Makaradaydım, makarada. Çerçev. Nasıl bir tip ya? Ya haydi. Ne vereceksen ver. Siz de verin benim 22 ayarımı. Kalk gidelim. Haydi. Yo yo. Hiçbir yere gidemezsiniz. Sizi transa geçirmenin yolunu biliyorum ben. Ya gideceğim diyorum, bu koltuk niye inmiyor ya? Ne? Beni buraya. Ha şöyle doktor. Şimdi aynı dilde konuşmaya başladık. Ay tatlı, seni bırakamayacağım ama. Ben geleceğim, tamam mı? Haydi bay. Hah.
Evet Nazgül. Şimdi bize gerçek Nazgül'den bahset. Nazgül neden öfkeli? Vallahi çok fakiriz. 17 kardeşiz. Sıfırda değil bir gram altın, bir gram ekmeğimiz bile yok, inanabiliyor musunuz? 17 kardeş tarlada sürdükten sonra burada bir kase çorbaya 17 kaşık daldırıyoruz. Peki öfken kime? Babana mı? Aa yok, ağalara. Onlar yüzü de biz böyleyiz, biliyor musunuz? Onların koca koca sofralarında çeşit çeşit yemekler var. Biz daha bir güne bir gün tok kalkmamışız sofrada. Ah işte neden bu, anladın mı? Peki onlara ne yapmak istiyorsun? Ne mi yapmak istiyorum? Bütün ağaları altın ocaklarına kapatıp altınları eritip gözlerine doldurmak istiyorum. Hepsini eritip eritip kalıplara döküp de külçelerini çıkartmak istiyorum. Nazgül tamam, şimdi bu öfkeden sıyrılıyoruz. Öfkemizin bize hakim olmasına izin vermiyoruz. Ayo, veriyoruz. Bütün ağları altın eritir gibi eriteceğim. Onları kızgın ateşlerde eritip buz gibi sularda dolduracağım. Sonra da Reşat diye boynuma takacağım hepsini. Tamam şimdilik bu kadar yeter Nazgül. Ben üçe kadar sayacağım. Üç dediğimde uyanacaksın. Bir, iki, üç. Ne oluyor be? Geldik mi yoksam yok mu nedir? Geldik, geldik. Hem de ilk seans için çok iyi bir yere geldik. Ne diyor kız bu? De vallahi. Ay ne anlattım keçe. Bütün kirli çamaşırları serdim değil mi? Yalnız Nazgül Hanım, onlara kirli çamaşırlar değil, bilinçaltı diyoruz. Her seansta bilinçaltınızın başka bir odasına gireceğiz. Ay doktor, sen man her seansta böyle Reşat ver. Vallahi dengil bilinçaltımın odaları, bilinçaltımın tapusunu bile sana veririm. Bu kadar da bir şey yapmış. Özgül, senin gözünün gerçekten doymuyor değil mi? Ama neyse, ben artık seni daha iyi anlıyorum. Ne anlıyorsun kız? Dreş. Neyse doktor bey, siz şimdi bize müsaade. Her şey için çok teşekkür ederiz. Rica edin. Ya Belo, 5 dakika daha kalabilir miyiz? Belki arada bir seans daha çıkartırız. Hadi Nazgül hadi. Ya şimdi sen bir bakar mısın? Kıvırcık ya, acayip yakın hissettim. Biraz daha kalak ne olur ya. Nazgül hadi. Ne var mı bir tane daha? Haydi Nazgül lütfen gidelim. Kardeşim. Doktor bey, bir sonraki seansınız ne zaman? Asistanım sizinle iletişime geçecek. Ha, ay çok tatlı ya. Peki ne zaman yani? Yakın zamanda değil mi? Evet. Ha tamam. Hadi Nazgül, hadi. Hadi, sana mı alışacağım, hadi. Yalnız bu koltuğu değiştir ha doktor. Aha, ayakkabılar mı yakın? Çalmasınlar diye sakladım. Ay Allah'ım ya. Ayakkabıyı mı çalacaklar? Millet altınların peşinde, haberi yok. Evet. Bundan böyle bu mutfağa giren tek çöpten bile benim haberim olacak. Emredersiniz hanıma. Haftalık alışveriş listesi önce Bağ'a gelecek. Ben onayladıktan sonra Fırat'a verilecek. Emredersiniz hanıma. Size haftalık yemek listesi verdim. O listenin dışında bu mutfakta yemek edilmeyecek. Emredersiniz hanıma. Ha bir de dinlenme saatlerinizden haberim olacak. Öyle topluca ortadan kaybolmanızı istemiyorum. En azından biriniz sürekli gözümün önünde olacaksınız. Emredersiniz hanıma. Haydi bakalım, şimdi verdiğim listeye göre akşam yemeğini hazırlamaya başlayabilirsiniz. Haydi. Emredersiniz hanıma. Durun bakayım, yanaşmalar. Demek sen yine emir yağdırıyorsun Asya.
He. Yağdıramaz mıyım? Aman ne yağdırırsan yağdır. Zaten benim moralim sıfır 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 sıfır. Kokanım gitmiş, ne yiyeceğimi şaşırmışım. Şıkarılar, yanaşmalar. Şöyle mükellef bir sofra hazırlayın. Böyle ciğer kavurun, kemikli et haşlayın. Sarma dolma yapın bir şeyler işte canım. Heh! Böyle bol soğanlı da bir kavurma yapın. Deydi, deydi. Yapalım mı hanıma? O ne demek ki? Ben yapın diyorum ya. İzin var mıdır hanıma? Akşam yemek menüsünde paz dolmasıyla pancar çorbası yazıyor ama. Pazartesi, mısır çorbası, turşu kavurması, fasulye diblası, salı, hamsi kuşi, uşi, hamsi çorbası, pazartesi. Ne bu kız? Bozakona Karadeniz Lezzet Festivali'ne katılmaya karar verdi de bizim mi haberimiz yok acaba? Sizin asıl hanım ağanızdan haberiniz yok. Ha bundan böyle bu evde benim dediklerim dışında yemek edilmeyecek. Allah Allah! Yani şimdi benim karnım acıksa yemek yemek için sana mı soracağım? Aha. Soğan yese? Aha. Yumurta kırsa? Aha. Kız bundan böyle tavuklar bile bağ sormadan yumurta yamayacak. Kız, sen bizle maytap mı geçiyorsun? He, güzel canım, böyle eğlendik, güldük, bitti. Değdi şu kavurmayı yapın, değdi. Karılar, siz beni anlayamadınız herhal. Artık düzen değişti. Bundan böyle bu evin yasal ve de meşru ve de resmi tek hanım ağası benim. Bu evdeki hiç kimse gayrimeşru karılardan emir almayacak. Sen bize gayrimeşru mu demeye çalışıyorsun Asiye? He, değilmişsiniz. Ya siz bu konakta böyle sığıntı gibi, besleme gibi bir şeysiniz artık ya. Siz ha bundan böyle benim ağamın elinin kirisiniz, kiro. Ben şimdi gösteririm. Ne oluyor kız? Çekil. Çekilmez. Hanım ağamızı yedirtmeyiz. E şimdi sen gibi yersen burası kudun. Oha, oha ne oluyor kız? Oha, 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 abla, abla, abla. He. Buyur ki ben abla. Ne yapalım hanım ağam? Bırakın, bırakın. E haydi bakalım siz de çekilebilirsiniz artık gayri resmi karılar. Ben daha sonra kızlarla size yiyecek bir şeyler gönderirim. Asiye, abla, bu Asiye canını nasıl susamış? Başım olsun. Ayşe, vallahi yürü şuraya, sinek gibi ezecekler seni de. Haydi yürü. Tövbe tövbe, haydi. Hala, hala. O neydi kız? Mühsemin abla, biz kabusumu gördük karabasan. Bu çöktü üstümüze, doldu da böyle oldu. Ben anlamadım ya. Hayır, olduysa oldu işte, kuttuk ya. Asiye nikahı bastı. Asiye ile her keşin oyuncağı olduk ya biz. Niye oyuncağı Mühsemin abla ya? Resmen eşeğe olduk eşeğe. Sırtımıza vurdu Semir'i. Dehledi de dehledi, dehledi de dehledi. Yo Ayşe, ben de onu yaptığına pişman etmezsen bağında bana mühtemel neyin demesinler ha. Peki ne desinler? Mühteber. 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 Abla'ya ne oldu? Tarih oldu, tarih. Ha bundan böyle sizin tüm sıfatlarınız bu konakta tarih oldu. Siz artık bundan böyle ne ablasınız, ne hanımsınız, ne karısınız. Siz bundan sonra ha bu konağın kamburusunuz, kamburu. Ayşe! Anda tutma beni, vallahi bunun tepesine bineceğim anda görecek ağabeyim kamburu. Gel, 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 gel. Anacığım ne yapıyorsunuz? Durun anacığım, dur gözünü seveyim ya. Oo, ana! Ya, ya ana dursanıza! Ya. Ay bu kadar ses mi çıkarıyordu ya? Bella sen ne yapıyorsun? Saçmaladığının farkında mısın? Aman ne yapıyorsunuz?
Kavga ediyorduk. Neden? Allah Allah! Sahne su acaba? Ne demek bahane su? Bundan sonra bu konakta kavga edilmeyecek. Cavkarıcığım. Dokunma. Ha, ila edilecekse sessiz edilecek. Gürültü, şiddet son bulacak. Cavkarıcığım. Dokunma dedim. Ha, ila olay çıkaracaksınız. Sakin, sessiz sessiz çıkaracaksınız. Anlaşıldı mı? Kız bana bak yeni gelin sen... Anlaşıldı mı dedim? Anlaşıldı. Aferin, aferin. Şimdi öpüşün barışın. Ama... Öpüşün barışın dedim. Ya ablacığım canım benim aşkım. Ay Allah Allah. Uy anamını. Ya çok tatlılar. Bala! Yine mi o? Yine mi? Bili bili sen misin? Nerede oğlan? Nerede? Nerede? Ya! Ya! Nerede oğlan? Nerede? Ya şimdi bili bili seni mermi manyağı yapacağım görürsün şimdi. Ya karıcığım yeter gözünü seveyim yeter ya. Yetmez! Yetmez! Söyle o bili bili vakitsiz otel horozu başını keserler. Tamam, tamam karıcığım. Ben senin söylediklerini birebir ileteceğim bili bili. Sen yeter ki horozlu horoz olma karıcığım. Ver onu bana. Ver, 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 ver. Bırak, bırak, bırak. Gel, gel. Gel bir tanem. Gel benim canım aşkım, gel. Gel hayatım, gel. Ay tövbe. Neydi kız? Gel abla, gel. Oy. Aho! Bu drejin içine menden kaçmış ya. Kesin deli doktorundan sonra oldu. Yakında kendi kendine de konuşmaya başlar. Hadi gidelim arkadaşlar. Allah Allah. Hiçbir şey görünmüyor. Ya neler oluyor aşağıda? Ağam, bir maruzatımız var. Ağam, asıl benim sağ bir maruzatım olacak. Gene neyi paylaşamıyorsunuz aranızda? Ağam, valla bu sefer problem bizde değil, senin o manyak yeni gelininde ha. Aa, balyada mı? He he, senin o psikopat gelininde resmen bize silah çekti, ateş etti ağam. Bak sen, kim bilir ne ettiniz de delirttiniz benim melek yüzlü gelinimi. Aman ne meleği ağam ya, zebani gibi dikildi ya tepemize. Neymiş efendim, kavga ediymişiz de, yok efendim şiddet kullanıymışız. Allah Allah ya, ona ne suysa? He, ona nesiyse bizim özel hayatımız onu niye ilgilendiriyor? Biz ağzımızın tadıyla saç baş olamayacağız mı yani? He, ben şimdi bu iki tane karın ağda böyle saçları yolmazsam nasıl rahat edeceğim ki? Evet. Ha gelindir ha, vallahi bu sefer bu kart karlar haklı be. Benim kızım da çok abartmış yani. Evet ağam ya, kurban olayım. Konuş şu gelinine de bizim kavgamıza, gürültümüze neyin karışmasın ya? Siz nasıl insanlarsınız? İnsan halinden anlamaz mısınız siz? Bu kadın 7 aylık hamile. Bu kadının stresten, sıkıntıdan uzak durması, tansiyonunun çıkmaması lazım gerek. Benim güzel ağam, ha ben bu karılarla kavga etmezsem asıl benim tansiyonum çıkacak 1500'e. Etme, eyleme ağam. He, Asiye'm çok haklı. Bizi öldür, kavgamızı, gürültümüzü elimizden alma. Bizim kavgamızdan başka ne eğlencemiz var ki? Fakat siz resmen şiddetten beslenir hale gelmişsiniz hanımlar. Evet. Sen bunu daha yeni mi anlıyorsun benim dönürüm? Evet. Neyse, neyse bu konu kapanmıştır. Bundan kelli bu konuda kavga dövüş istemiyorum. Kavga dövüş olmayacak, bitti o mesele. Bundan kelli bu konakta şşş kanunları hüküm sürecek. Bakın şu fotoğrafa. Bundan böyle gelinim sus diyorsa susulacak. Anladınız mı? He, anlaşıldı. Anlaşıldı. Şimdi çekilebilirsiniz. Tamam. Tamam. Asiye, ağam çekilebilirsiniz dedi. He dedi. Ama size dedi. Gayrimeşru karılar. Ondan sebep şimdi çekilebilirsiniz. Benim seni var ya şey. Ayşe! Ama ağam,
Yani gelin onu bir görmeliydin. Ya bir silah kullanıyı, bir silah kullanıyı. Ay aynı ben. Yapma ya. Allah. Ben de sen bir şeye kızdın yine dellendin de aşağıda dan 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 atış yapıyorsun zannediyordum. Yok ağam yok bu sefer ben değil gelinin dellendi. Neyse Allah'tan sonradan bilibiliye sardı da biz yırttık. İyi. Hey! Bilibili. Hayatta mı? He ağam he hayattadır. Hazar sakinleştirdi Beyma'yı. İyi, iyi.